Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İntegral test 10'dayız. Öncelikle kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi burada eksi 5'ten 6'ya kadar fx ile x integralini soruyor. Arkadaşlar eksi 5'ten 2'ye kadar olan bir alanı şurayı bir hesaplayalım. Şuradaki alan 3 kere 5, 15. Şurası 2 kere 3, 6 bölü 2'ye 3. 15 artı 3. Alttaki alan şurası, pardon, 4 birim. Şurası 6 birim. 4 kere 6, 24. Bölü 2'ye 12. Bu da eksi 12 oldu. 15 eksi 12, 3. 3 artı 3, 6. Eksi 2'ye 10 aralığında tanımlanmış bir fonksiyon koordinat düzeninde çizilmiş. Eksi 2'den 8'e kadar fx dx integrali. Şimdi yine altta kalan alanları bulmamız lazım. X ekseninin altındaki alanlar negatif, üstündeki alanlar pozitif biliyorsunuz. Şimdi şurası 1 birim. Şu parçayı hesaplıyorum. Burada bir yamuk var arkadaşlar. 1, 2, 3 birim. 1 birim. 3 artı 1. Çarpı yükseklik 1 bölü 2. 4 bölü 2. 2. Eksi 2. Artı. Şimdi şurada bir dikdörtgenimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 30 birim. Burada bir üçgen var. 2 kere 1, 2 bölü 2'ye 1. Burada yine bir yamuk var. Şurası 3 birim. Burası 1 birim. 4 kere 2, 8 bölü 2'ye 4. Eksi 4. 4, 5, 6, 7. 30 eksi 7'den 23 olur. Üçüncü sorumuzdayız. Eksi 4'ten a'ya kadar fx de x 25'miş. A'nın tam sayı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar şuradaki alan... Şurası 2 birim. Burası 4 birim. 2 kere 4, 8 bölü 2'ye 4. Şuradaki x ekseni arada kalan 5 kere 6, 30. Ondan büyük değerler olduğu için bu arada bir değer olma ihtimali yok. Şurası 5 birim. Yükseklik 6 birim. 30. Şuradaki alan arkadaşlar 2 birim. 4 birim. 2 kere 4, 8 bölü 2'ye 4. Şurası taban 1, yükseklik 2, 1. Şu ana kadar ne oldu? 38 eksi 1, 37. Şuradaki alanın da 12 olmasını istiyoruz ki cevap 25 çıksın. Eksi 12 olacak. Bu yükseklik 2 olduğuna göre arkadaşlar şuranın da 6 birim olması gerekir. Burası eksi 12 olsun. Cevap da 25 olsun. Demek ki 6'dan 6 birim daha ilerlersek 12'ye geliriz. İfadelerinden hangileri doğrudur? Türevin grafiği verilmiş. F-2 ile F2 birbirine nedir diyor? Eşittir diyor. Arkadaşlar burada türev fonksiyonun altında kalan alanlara bir bakalım. Şuradaki olay nedir? 2 kere 4, 8 bölü 2'ye 4 artı 4. Bunlar fonksiyondaki değişimleri bize veriyor. Şuradaki alan 2 kere 4, 8 bölü 2'ye eksi 4. Bir fonksiyon burada arkadaşlar eksi 2'den 2'ye kadar 4 artmış, 4 azalmış. O zaman yine aynı noktaya gelmez mi? Evet. F7 ve F2 birbirine eşittir diyor. Hayır. Çünkü neden? Burada bakın sürekli bir azalma var. Ne kadar azalma var? 5 birim, 4 birim, eksi 20 birimlik bir azalma söz konusu. F0 eksi F10 30'dur diyor. F0 noktasına A diyelim. Tam değerini bilmiyoruz. 10'a kadar ne oluyor arkadaşlar? Şuradaki alan 4'tü. Şurası eksi 20. Burası 3. 3 kere 4, 12 bölü 2'ye 6, eksi 6. 30 birimlik bir azalma var. A eksi 30. Bu da F10. A eksi A eksi 30. Bu bize 30'u verir. Demek ki 1 ve 3 doğru. Türev grafiğinin altında kalan alan değişimi verecektir. Fonksiyondaki artış ya da azalışları. X kare eksi 9 parabolü x eşittir 2 ve x eşittir 4 doğruları x ekseni arasında kalan boyalı bölgenin alanı. Şimdi buradaki alan arkadaşlar x 2'den 3'e kadar eksi x kare artı 9 altta olduğu için artı diğer alan da 3'ten 4'e kadar x kare eksi 9. Eksi x küp bölü 3 artı 9x 3 ve 2'yi yazalım. Eksi 27 bölü 3 eksi 9 artı 27 burası 18. Eksi 8 bölü 3 artı 18.
Şimdi burada 18'ler birbirine götürüyor. Burası 8 bölü 3 çıktı. Artı. Gelin diğer bölüme. X küp bölü 3 eksi 9x bunun integrali. 4 ve 3 yazdık. 64 bölü 3 eksi 36 eksi 27 bölü 3 9 eksi 27. Şurası 9 eksi 27. Eksi 18 artı 18. 64 bölü 3 eksi 36 artı 18 eksi 18. 54 artı 10 bölü 3. 18 bölü 3'ten cevabımız 6. Altıncı sorumuzdayız. Hangileri doğrudur? Bu türev, ikinci türevin grafiği verilmiş. F türev eksi 2, 6'dır demiş. Arkadaşlar burada şöyle bir şey yapalım. İkinci türevin denklemini yazalım. X eksi 2'den büyükler için 3. X eksi 2'den küçükler için şu doğrunun denklemini kurmamız lazım. Eğimi şurası 3. Burası 2 olduğuna göre ikinci türevin eğimi. Eğim 3 bölü 2. Üzerindeki nokta da eksi 4'e 0. Y eksi 0. Şeklinde. Şimdi bunun integralini alalım. x bölü 2 artı 6 diye yazsak 3x kare bölü 4 artı 6x artı c1 artı c2. Bu f türev olarak verir. F türev 6 bize 30 olarak verilmiş. 18 buranın 12 olması gerekir. Süreklilikten dolayı bakın burada x'e 6 yazdık ve 30'a eşitledik. Şuranın 12 olması gerekir. Eksi 2 koyduğumuzda eksi 6 artı 12 6. Eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 4 1. 3. C2. C2 buradan 15. Şimdi F türev eksi 2. F türev eksi 2 arkadaşlar. Eksi 6 artı 12 6 doğru. F türev eksi 4. Şurada eksi 4 yazarsak 4'ün karesi 16 bölü 4. 4. 4 kere 3 12. Eksi 24 artı 15. 27 eksi 24. 3 çıkıyor. Bu yanlış. F türev eksi 6. Eksi 6 noktasındaki türev 6'nın karesi 36 bölü 4. 9. 27. Eksi 36 artı 15. Eksi 9 artı 15. 6 eder. F türev eksi 2 de 6 ediyordu. Onu da görmüştük. Bu da doğru. Arkadaşlar, yerel maksimum noktalarının ordinatları farkının pozitif değeri nedir demiş. Şimdi, eksi 4, eksi 1 ve 5'te türevin kökleri var. Türevin buradaki işareti 5'ten büyük değerlerde eksi artı, eksi artı. Artı da azaldı, artı da azaldı. Yerel maks noktaların apsisleri eksi 4 ve 5. Şimdi eksi 4'ten 5'e kadar ne oluyor? Şurası eksi 6. Burası artı 14. Yani 8 birimlik bir artış var. Eksi 6 artı 14 artı 8 demektir. 0'dan 8'e kadar fx dx. X ekseniyle arada kalan alanlar arkadaşlar. Şuraya a diyoruz. Buraya da b diyoruz. B eksi a birincisi. Artı eksi 4'ten 5'e kadar f'in tersi x dx. O da a artı c. Y'yi de arada kalan alan. Bunları toplarsak bize B artı C'yi soruyor. B artı C de dikdörtgenin alanı olduğu için cevabımız 40'tır. Burada videomuz bitti. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize başarılar.